OVP çok kısa kısa alacağım. Konuşu yani, çok kısa olarak yani rasyonel deniyor ama esasında yani ironik olan şu, Türkiye'nin ekonomisi çok ciddi anlamda sarsıldı son 4-5 yıldır. Ve yani o ekonomi bitti, yerine başka bir ekonomi başladı Mehmet Şimşek'le birlikte. Yani esasında seçimi kazanıldı ama seçimi giden noktada Türkiye ekonomisinin ne kadar kötü olduğunu gördük. Fakat bu ekonominin, şunu söyleyerek ben kısaca bitireyim. Bu ekonominin kötü olmasının, biraz evvel Necdet Bey çok güzel söyledi. Bence akademik olarak bir sürü yanlışı var. Ciddi ekonomistler de bu yanlışları söylüyorlar ama ben bir belli bir program içinde yapıldığını düşünüyorum. Bu programda şöyle bir Sayın Erdoğan'ın hem seçim kazanmak hem Türkiye'ye bakmak temelinde kafasında bir Türkiye var. Bu Türkiye biraz evvel sizin söylediğiniz gibi yani %1'in %40'ı, %10'un %70 refaha ya da şeyi kontrol ettiği bir Türkiye. O çünkü onunla bağlantıyı kurunca bütün oraya hakim oluyor. Orta sınıfı biraz bir kısmını yukarı çeken, kendisine yakın ama öbür tarafı orta sınıf olduğu zaman demokrasi olması lazım. Orta sınıfı yok eden. Zaten hayat pahalılığı dediğimiz zaman kimlerden bahsediyoruz? Bizlerden bahsediyoruz. Çalışanlardan, işçilerden, öğrencilerden, emekçilerden. Ya bu orta sınıflardan bahsediyoruz. Bu orta sınıflar kentlerde yaşıyorlar. O yüzden de orası güçlü olunca olmuyor. Zaten muhalefet de olduğu için bence bilinçli bir politika bu. Orta sınıfı yok etmeye. Esasında fakirler bağlamında yoksullar... Fakir zengini daha da zenginleştirmek. Tabii orayı genişletmeye ve seçim sonuçlarındaki bütün ben seçimden sonra bütün Karadeniz'i gezdim Erzurum'a kadar. Ve diğer yerlere baktığınız zaman esasında işte seçim biraz evvel siz de söylediniz. Yani 2024 seçimlerinden önce bir şeyde asgari ücretli rahatlama, biraz hani ücret artışı. Fakat enflasyon %63-64 o 65'te de aşağı inmiyor. Bu ne demektir? Siz o ücreti artırsanız bile 2 ay sonra nasıl? Şimdi Ağustos'ta arttırdığımız ücret bizim üniversitelerde şu anda bitmiş gibi. Zaten enflasyonun yarısıydı arttırdığımız. Yani enflasyon %60'tı. Mehmet Şimşek Bey'in açıklamalarında benim en rahatsız eden, o da çalışanlar, emekçiler temelinde rahatsız eden, dedi ki hükümetin enflasyon öngörüsüne göre ücret artışı yapılacaktır. Ama biz biliyoruz ki hükümetin enflasyon öngörüsüyle gerçek enflasyon arasında tabii. Müthiş bir fark var. Bu da şu anlamda. TÜİK Merkez Bankası'ndan fazla açıklıyor. Evet, ENAG hepsinin toplamından ama fazla bu şu açıklıyor. Anlamda, bu şu bir de vatandaşın cebine yansıyan onun 3 katı zaten. Tabii bu şu anlama geliyor. Yani ücreti arttırırken de siz esasında enflasyonun çok gerisinde ücret arttıracaksınız. O 1-2 ay sonra bitecek. Yani bir rasyonellik var. Eskiden vazgeçildi. Daha rasyonel ama emekçi, çalışan, orta sınıflar dahil olmak üzere bu kesimlerin esasında aleyhine bir şey. O anlamda kaynağın muhakkak gelmesi lazım. Kaynak bulunmadığı zaman çünkü %4 büyümeyle Türkiye biliyorsunuz bu işsizliğini falan yukarı çekebiliyor. En az 5-6 büyümesi gerekiyor. O yüzden bence evet eskiden eski bırakıldı. Daha rasyonelleşti ama Necdet Bey'e katılıyorum. Yani ben muhalefet partisi olsam tamamıyla yani orta vadeli programın teknokratik açıklamasından ziyade emekçiler, öğrenciler, üreticiler, çalışanlar üzerinde ne etkisi olacak? Ücretler ne olacak? Aynen. Bu hayat pahalılığına karşı insanlar mesela çocuklarını okula götürebilecekler mi? Peki. Şöyle biraz daha provokatif bir şeyle bitireyim. Yani şimdi mesela okullar açılacak. Öğrenciler İstanbul'a geldiği zaman nasıl yaşayacaklar? O kirayı veremedikleri için okulları tam olarak üniversiteleri açamıyoruz. Yani üniversitelerin gecikmesi... İstanbul'da kiralar akıl alır gibi değil gerçekten. Şimdi o yüzden de esasında yani ücreti demek sadece basit bir şey söylemiyorsunuz. Evet. Bir öğrencinin nerede yaşayacağı, kirayı ne kadar vereceğin, ne nasıl kira verebileceğin... Yani bunların hepsi önemli. O yüzden bence bu çok daha bu noktayı vurgulamak gerekiyor. Peki Sayın Sınar.